Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz DGS Alev sınav modeli denemeler sınav modeli birinci test arkadaşlar ilk 16 sorudan oluşan testi birlikte yapacağız evet bölme bölünebilme haftaya devam edecek bugün sınav modeli sorular bu şekilde arkadaşlar 16 soruluk testi birlikte çözeceğiz evet siz zaten bunları çözdünüz Bakalım kaç doğru yaptınız, kaç yanlışınız var. Birlikte bakalım. Sınav modeli birinci testimiz arkadaşlar. Haftaya da kazanım değerlendirme yapacağız zaten biliyorsunuz. Evet bakalım birinci soru. Kim ne bulmuş? Ne buldunuz birinci soruyu? Evet iki bulanlar var. Çoğunluk iki. Zaten basit değil mi? Payda eşit diyorsunuz. Şimdi şurayı şurayla burayla burayla yani içler dışlar çarpımı yaparsanız 3 kere 5 15 8 kere 1 8 bölü 8 kere 5 40 yapsanız çarpı 5 bölü 7 yapsanız bölü 1 bölü 16 yapıyorsunuz. dolayısıyla şurayı zaten çıkardığınızda 7. Yani buradaki 7 buradaki 7'yi götürüyor. Buraya 1 yazıyorsunuz. Buraya 8 yazıyorsunuz. Şimdi 1 bölü 8 her çevirdiniz. Ya burası 16/1 bölü 1 oldu. Sonuç 2 oldu. Zaten DGS'de ya da leste ilk soru genelde bu kadar basit oluyor arkadaşlar. Yani birinci soru genelde böyle. Evet, ikinci soru işleminin sonucu 2,2 2,6 şuradaki bölme ifadeleri Şimdi bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Kolay yol olsun diye. Şuradaki sıfırı görmezseniz yani 0,5 buraya bir sıfır eklerseniz burası 5 olacak. Buraya bir sıfır eklerseniz burası 15 olacak. Dolayısıyla yukarısı zaten baktığınızda 4,8 oluyor. Aşağısı da e, 20 bölü 5. 20'yi 5'e böldüğünüzde 4. 40 bölü 15. Şimdi 40 bölü 15. Gerekli sadeleştirmeleri yapacağım ama 40 bölü 15 olarak yazayım. Şimdi burası şöyle olur. Yani burayı 5'e böldüğünüzde 8 gelecek. 5'e böldüğünüzde 3 gelecek. Dolayısıyla yukarısı 4,8. Aşağısı 3 kere 4 12. 8 daha 20. 20 bölü 3 olacak. Şimdi buradan birincisi olduğu gibi kalacak. İkincisi ters dönüp çarpılacak. Dolayısıyla 4,8 çarpı 3 bölü 20 olarak yazabilirim. E burada gerekli sadeleştirmeleri bir daha yapayım. 2'ye böldüğüm zaman 2,4. 2'ye böldüğüm zaman burası 10 olacak. Şimdi çarptığımda yukarısı 7,2 aşağısı 10 oluyor. 7,2'yi 10'a böldüğünüz zaman da arkadaşlar 0,72 virgül ne olacak? Bir sola kayacak. Dolayısıyla sakın ola 7,2 yapmayın arkadaşlar. Tamam mı? 0,72 bu da ikinci sorumuz bu şekilde. Evet, 3. soru işleminin sonucu nedir? Güzel. Ee, zaten biliyorsunuz DGS'de son geçen sene böyle bir soru vardı buna benzer. Yani ÖSYM böyle buna benzer sorular soruyor zaten. Şimdi buradan e, 9 nedir? 3'ün karesi. 3'ün karesinin 9. kuvveti 3 üzeri 18 oluyor. Direkt hızlı yazarsanız 3 üzeri 18. Zaten sınavda bu hızlı olacaksınız. Başka türlü olmaz. Burası 3'ün üçün 3. kuvveti, 3'ün 9. kuvveti. işte burası yukarısı zaten tabanlar aynı üstler toplanır. 3 üzeri 13 oluyor. Aşağısı 3 üzeri 9 oluyor. Sonra çıkarma işlemi yapıyorsunuz. 3 üzeri 4, 81. Şimdi biz böyle çözünce öğrenci inanmıyor. Hocam sınavda böyle mi soruyor? Evet yani ilk 10 soru zaten genelde böyle. Evet işleminin sonucu nedir? Soru 4. Her hafta bu şekilde bir deneme gelecek arkadaşlar. Kazanım değerlendirme, sınav modeli denemeler her hafta sizinle. Şimdi bunu nasıl yapalım? Bunu şöyle yapalım. Biraz bir düzelteyim ben bunu diyorum. Ee, aşağıyı ve yukarıyı kök 11 ile de aslında çarpabilirim. Tamam? Şimdi dolayısıyla KDS-1'i çözenler için çözümler haftaya arkadaşlar. Yani bu hafta sınav modeli bir şey olmaz. 3 bölü. Buradan e, ne oldu? Bir dakika. Ben bir şey yapmadım. Şuradan arkadaşlar. Şuradan 4'ü e, dışarı 2 olarak atarsanız 2 kök 11 eksi kök 11 bölü. Kök 8'i de 2 kök 2 olarak yazdık arkadaşlar. Aşağısı 1 bölü kök 11. Bak şöyle yapabilirim. Yani her tarafta kök 11 olduğu için yani aşağıya bir daha yazayım. Ondan sonra düzelteyim. Bakın yukarısı 3 bölü 2 kök 11. Burası eksi kök 11 bölü 2 kök 2 bölü. Şimdi burası da 1 bölü kök 11. Aşağıyı ve yukarıyı kök 11 ile direkt çarpsak arkadaşlar. Yani burayı kök 11 ile çarpsak. Burayı da kök 11 ile çarpsak ne olur? O zaman burada gerekli sadeleştirmeler çok rahat yapılabilir. Yani burası komple gider. Aşağısı 1 olur. Şimdi burada da gerekli sadeleştirmeler şurası gidecek burayla. Burası da 11 olacak değil mi? Yani bu ifade direkt 3 bölü 2 olur burası. Bakın burası direkt 3 bölü 2 olur. Eksi burası da 11 bölü 2 kök 2 olacak. Doğru mu arkadaşlar? Nerede? Tamam. Bir, bir dakika. Kök 8. 8 o direkt ya. Evet. Şurada kafam karıştı. Burada direkt kök 8. Ben ne diyorum? Şu sona geldim ama burada çıkmıyor. Allah Allah. Dün burada bir yerde hata var herhalde. Burası kök 8. Şey 8 yani direkt. Kök 8 nereden geldi? O yüzden çıkmıyor. Baktım şuraya geldim. Yok. Bir bakayım dedim yoruma. Baktım evet. Şimdi buradan zaten şurası gider. E, kök 11. Bura 11 kalacak arkadaşlar. Burası da 11 bölü 8 olur. Burayı 4 ile genişletirseniz ne olacak? 12 eksi 11 bölü 8'den 1 bölü 8 Evet. Tamam arkadaşlar. Bu da böyle. Evet soru 5. A, B, B, A, D, iki basamaklı doğal sayılar için A, B bölü B, B e, B, A bölü A, D, e eşit A, B, C, D, E toplamı Bunu şöyle e, yani basamaklarına çözümleme yaparsanız şimdi burası nedir? 10 tane A, artı b oluyor. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsanız şöyle olacak. 10 tane a artı b eşittir 5 tane b oluyor. B'yi at karşıya 10 tane a eşittir 4 tane b oluyor. E zaten buradan a2 b5 geliyor arkadaşlar tamam mı? a zaten 2 b zaten 5 geliyor. Dolayısıyla 52'yi 2'ye böldüğünüzde 26 yani burası 2, burası 6 olan bir ifade oluyor. Bunların toplamı tamamı 15. Evet soru 6. X, Y, Z gerçel sayılar için. Şimdi bu tür sorularda ne dedik? Üzerinde 4 ya da kare varsa bu ifadenin tamamını silebilirsiniz aslında. Burayı komple silseniz de olur. Buradan direkt z küçüktür 0. Z buradan negatif bir sayı olur. Yani örnek veriyorum. Diyelim ki z buradan eksi 2 olsa. Z'ye eksi 2 verdiğim zaman y'ye buradan e, en az 3 vermem lazım. Yani buradan y büyüktür 0. Şimdi z'ye buradan eksi 2 verdim. Y'ye buradan 3 verdim. Bunlar önemli arkadaşlar. Tamam Buradan x küçüktür 2 tane z. E Z'ye eksi 2 verdim. X küçüktür eksi 4. O zaman x'e de buradan eksi 5 verebilirim. O zaman en küçük değer buradan x olur. Sonra z olur. Sonra y olur. Evet. Son ales de böyle miydi arkadaşlar? Yani bakmadım. Baktım aslında soruları da çözmedim tabii. Yani hani o soruları siz çözeceksiniz diye sizin için düzenledim o soruları. Valla son Bugün 1-2 saatimi aldı. Baya uğraştım o sorularla. Çünkü genelde yani bunları birleştiren kimler, kimse hiç güzel birleştirmiyor. Böyle e, kim vardı böyle saçma saçma. Valla Türkçesinin matematiğini birleştirdim. Evet. ABC birer tam sayı. İfadesi tek, ifadesi çift sayıya eşittir. Şimdi bu tür sorularda, bakın biz ne yapıyoruz? Genelde buna şöyle dikkat edeceksiniz. Şimdi bu tür sorularda genelde e, yanında yani e, çift çarpan varsa biz genelde ona aslında pek dikkat etmiyoruz arkadaşlar. Yani burada dikkat etmemiz zaten burası çift. Burada B ne olursa olsun. Burası A ne olursa olsun. Burası her türlü çift oluyor. Dolayısıyla A ile 3C'nin toplamına bakacaksınız. A ile 3C'nin toplamı tek olursa zaten çiftle teki toplarsanız tek olacak. Aynı şekilde B eksi 3C ifadesinin de çift olması lazım. Tamam. Yani bunu bu şekilde düşünmek lazım. Yani A, B, C ayrı ayrı yazalım. Şimdi A ile 3C'nin tek olması için A'ya diyelim ki tek verdiğinizde C'ye buradan çift vermeniz lazım. C'ye çift verirseniz B'ye de çift vermeniz gerekiyor. Bunu bu şekilde yazacaksınız. A'ya diyelim ki çift verdiniz. A çiftse C'nin burada tek olması lazım. C tekse B'nin de burada tek olması gerekiyor. Yani buradaki kuralımız bu arkadaşlar. Buna göre 1 2 3'e bakalım. A'dan çıkaracağız. A ney? tek? Tekten çifti çıkarırsak evet tek olabilir. Çiftten teki çıkarırsak yani baktığınızda evet tek olabilir. Yani burada bir kesinlikle doğru. B'den bir çıkarma işlemi yapacaksınız. B'den neyi çıkaracaksınız? A ile C'nin çarpımı. A ile C'nin çarpımı çift olur. Çiftten çift çıkardınız çift geldi. Dolayısıyla her zaman tek olmuyor. Bu gitti. C'den bir çıkarma işlemi yapacaksınız. C buradan nedir? Çift ya da tek. Şimdi baktığınızda çift diyelim. Çiftten Çifti çıkardınız olmadı. Zaten bu da çift geldi. O zaman tekten evet diğeri olur ama bu olmaz. Yani dolayısıyla şu ikisi bozar işlemi. Cevap yalnız bir. Evet tek çift ÖSYM'nin en çok sevdiği konulardan biri arkadaşlar. Tek çift kesinlikle her sınavda karşınıza gelir. Evet soru 8 x'ye sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere. İfadesi bir tam sayının karesine eşit. X artı y ifadesinin en büyük değeri. Hmm. Şimdi ifadesi bir tam sayının karesine eşitmiş. Sıfırdan farklı birer rakam ifadesi. Bakalım. 7 mi? 18 mi? Evet. 18 bulan var. 6 bulan var. 7 bulan var. Varolu var. Güzel. 12 bulan var. Ne güzel. Çok sevdim. Evet. Şimdi bir bir yanılmaca var. Bakalım. Şimdi bunu şu şekilde parçalayalım arkadaşlar. 2x bölü y eksi y bölü y olarak yazacağım. Y bölü y 1 arkadaşlar. 2x bölü y eksi 1 bir tam sayının karesine yani bir tam sayı a a'nın karesine eşit olsun. Şimdi a'ya diyelim ki 1 versem. Bak 1'in karesi 1 olur. Şurası sırayla yazalım. Ben buraya 1 verebilirim. 2'nin karesi 4 olur. 3'ün karesi 9 olur. 4'ün karesi 16 olur vesaire vesaire arkadaşlar. Bu böyle gider. Sıfırdan farklı rakamlar olduğu için bu şekilde tek tek bakacaksınız. Şimdi birinci durum. Bak 2x bölü y eksi 1, 1 olsun. Buradan 2x eşittir. 2 olduğu için 2x eşittir. 2y. Buradan x eşittir. y olur. Yani x, y'ye eşit olursa olur. O zaman ben buradan x'e 9, y'ye 9 veremez miyim? Yani x'e 9 verirsem 9 kere 9 18. 2 kere 9, 18, 9 çıkardınız. 9, 9'u 9'a böldünüz. 1, 1'in karesi olur mu? Olmaz mı? Olur. Yani bunlar birbirine eşit ifadeler oldukları için ve bunlar birbirinden farklı ifadeler dedik mi demiyoruz. Şimdi bu durumda 9'a 9 direkt verebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Yani hani mesela bu şekilde devam ettiğimizi düşünelim. Şimdi buradan ne bulacaksınız? 2x bölü y eksi 1 eşittir 4. Yani bir fazla şurası 4 bir fazlası 5 olacak. O zaman 2x eşittir 5y olur. Hani buradaki duruma göre x'e 5, y'ye 2 verirseniz 7 çıkar. Yani ama 9'a 9 var zaten. Bu birinci durum her türlü sağlayacak. Şimdi devam ediyorum. Üçüncüsüne bakalım. 2x bölü y eksi 1 eşittir 9 oldu. 2x eşittir. Buradan 10y oldu. O zaman y'ye 1 verirseniz x'e 5 vereceksiniz. 6 da olur baktığınızda. Büyük ihtimal 16 olmayacak. Yani deneyelim. Şimdi buradan 2x bölü y eksi 1 eşittir 16. 2x eşittir 17 y. E bu zaten olmaz arkadaşlar. Yani bunu zaten sağlayamazsınız. Eğer bu soruda x ile y birbirinden farklı rakamlar. Bak x ve y sıfırdan farklı diyor. Birbirinden farklı demiyor arkadaşlar. Birbirinden farklı deseydi bunu zaten alamazdım. Cevap zaten 7 olurdu. Birbirinden farklı demediği için 9'a 9, a 9 a her türlü verebilirim. Cevap 18. Üzgünüm. Evet. Tamam. Hanenize eksi 1 ekledim. Peki. <laughs> 8'de 1. <laughs> Sınav sonuna kadar böyle olursa iyi. ABC pozitif tam sayılar için Şimdi burayı A parantezine alsak. A parantezinde 1 artı B eşittir 14. O zaman buradan A'ya 2 ya da 7 verebilirim. Ee, başka bir şey veremem. A'ya 2 veririm ya da 7 veririm. Şimdi A'ya 7 verirsem buradan C'yi bulamam. Bu olmaz. Mecbur buradan A'ya 2 vermek lazım. Yani A'ya başka bir şey veremem. A'ya 2 verip buraya 6 vermem lazım. Anca o şekilde olur. A'ya 2 verdiğim zaman da bu arkadaşa 14 vermem lazım. Yani buna 2, buna 6, buna 14 vermem lazım. Bunların toplamı 22. Evet sınavda işte DGS'de bununla hız yani burada en azından bir soruya bir dakika. Yani bu 10, ilk 10-15 soruya kadar her soruya 1 dakika olacak şekilde hızlı olmanızda yarar var arkadaşlar. Soru 10. X nedir? Şöyle yapalım. Şimdi bu 27 dursun. 27 çarpı 3 üzeri X artı 1 eşittir. E, burayı 1 bölü 3 üzeri x artı 1 olarak yazalım. Şimdi bunu böyle yazalım değil mi? 1 bölü 3 üzeri x artı 1 olarak yazalım. Yani başka, başka. Anca böyle olur. Tamam. Şimdi bunu böyle devam ettirelim. Şimdi burası 27 hala dursun burası 3 üzeri x artı 1 eşittir. Burayla burayı çarpacağız burayla toplayacağız. Yani burası 3 üzeri x artı 1 bölü 3 üzeri x oluyor değil mi? Şimdi ben şunlar zaten aynı ifadeler olur şunları öyle götürür. Yani bu ifade direkt 27 eşittir 1 bölü 3 üzeri x olur. E x buradan zaten direkt ne çıkıyor arkadaşlar? Eksi 3 geliyor. değil mi? Evet, değil mi Derya? Peki. Geçiyorum. Geçtim. 11. Maalesef x tam sayılarının toplamı e zaten bu kolay. Bunu burayla, bunu burayla yaparsanız, her tarafı 2 ile çarparsanız arkadaşlar, 24 eksi 4x küçüktür. X o da küçüktür. 28 eksi 2x. E bu tür soruları ikili ikili yapmak lazım. Yani bir böyle yapacaksınız arkadaşlar, bir böyle yapacaksınız, geçeceksiniz, tamam? Şimdi buradan. 24 eksi 4 x küçüktür x. 24 küçüktür 5 x. Bu bir dursun. Şimdi bir de x küçüktür 28 eksi 2 x. 3 x küçüktür 28. Şimdi buradan o zaman bu ikisinin birleşiminden x buradan ne olur? x buradan 5 olur, 6 olur, 7 olur ve 8 olur ve 9 olur. x buradan sadece bunları sağlar arkadaşlar. 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 e, olur ve 9 olur. Şimdi bunların toplamını alacağız. Evet. Ben mi eksik buldum? Niye 26 diyorsunuz? 17, 24, 30, 35 değil mi? Niye böyle yapıyoruz? Bakalım. Herkes 26 bulmuş. Nerede bir sorun var? Ona bakıyorum. <laughs> evet. 9'u vermediniz mi yoksa? Ay arkadaş ya. 9 vermediniz mi? işaretliyorum bak 35'i. Eminsiz değil mi? İtiraz yok ha. Sağ ol. Allah razı olsun. Evet tamam arkadaşlar. Geçiyorum. Evet 12. M bir gerçel sayı. Mutlak M. Eşitliğini sağlayan x değerlerinin toplamının 24 olduğu biliniyor. Buna göre M nedir? He. Bunun bir kolay yolu var biliyorsunuz değil mi? Bir de zor yolu var. Ne diyorsunuz? Kolay yolu da var, zor yolu da var eksi 2 demişsiniz bakalım eksi 2 mi peki sizce Allah sizi davul etsin eksi 4 var başka 2 var bakalım bir, bir dökülün ya bir dökülün bakalım neler söylüyorsunuz çok merak ettim bu kısmı çok heyecanlı olmaya başladı bir söyleyin bakalım <laughs> evet e, alalım oyları 4 diyen kaç kişi var -4 diyen Hatta üzerine yazalım -4 diyen kaç kişi var alalım cevapları 1 2 2 kişi var başka kapatıyor mu başka yoksa Tamam -4 diyen 2 tane arkadaş Peki 2 -2 diyen kaç kişi var alalım cevapları 1 2 3 3 kişi misiniz 4 5 maşallah maşallah ne güzel ne güzel çok iyi 5 kişisiniz 2 diyen kaç kişi var 1 evet 2 yok mu arttıran 3 3 kişi tamam 4 diyen var mı 8 diyen var mı 4 8 İyi yani en azından <laughs> bir doğru cevap veren birileri var. Yani inşallah yani bunlardan birisi ise inşallah yani bir de 4 ve 8 olursa ne yapacaksınız acaba? Şimdi arkadaşlar bak mutlak değer. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Mutlak değerin anlamını biliyorsunuz. ÖSYM bunu geçen sene sordu. Bak 2023 DGS'de bunun benzeri var. ÖSYM bunu sordu zaten. Yani bunu bileceksin. Şimdi o zaman burada yapacağınız şey şu arkadaşlar. Bir. Olduğu gibi çıkmak. X artı 3M eşittir. 2M artı 4. Ne mi? E buradan X eşittir. Eksi M artı 4. Birinci kural bu. İkinci kural önüne eksi atmak. Eksi X eksi 3M eşittir 2M artı 4. O zaman ne yapıyorsunuz? İşte bunu bu tarafa atsanız, x'i o tarafa atsanız vesaire. Eksi x eşittir 5m artı 4. x eşittir eksi 5m eksi 4. Bunları toplayacaksın. x'in alacağı değerler toplamı diyorsa o zaman bunları toplayacaksınız arkadaşlar. Eksi m artı 4. Eksi 5m eksi 4 eşittir 24. Zaten bu tür sorularda bunlar birbirini götürür. Eksi 6 m 24 m eşittir eksi 4. Diyenler kazandı. Şimdi bu işlem yolu. Bir de bunun ezbersel yolu var. Yani ezberlemek isteyenler için ben genelde tasvip etmediğim için pek fazla şey yapmıyorum ama bunu şu şekilde öğretenler var. İşte bunun iki katını, e, iki katını alıyorsunuz, eksi iki katını alıyorsunuz. Ama burada şuna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Yani tamam, evet, soru böyle olursa bir sıkıntı yok, bir net bir nettir. Burası x olursa bir problem yok. Bu kuralı uygulayabiliyorsunuz. Ama burası 2x olursa bu kuralı uygulayamıyorsunuz arkadaşlar. Yani buranın Eksi 2 katını alıyorsunuz. Dışarısı ne olursa olsun. Önemli değil. Yani bu tür sorular aslında dışarıyla çok ilgili değil arkadaşlar. İçerinin eksi 2 katını alıp e buradan direkt eksi 6 m'yi direkt 24'e bak zaten direkt nereye dönüyor? Bak yine eksi 6 m'ye dönüyor. Ondan sonra m'yi buradan direkt eksi 4 bulmak. Ama burada şöyle bir kural var. Genelde öğretenler bunu öğretmiyor. Yani işte ya basit bir yöntem buldum, harika bir yöntem buldum. Bunları öğretmiyorlar size. Aslında matematiği öğrenmenizi istemiyorlar. Ya arkadaş sen ne diyorsun ya? Yani matematik. Neyse. Şimdi burası x olursa bir problem yok arkadaşlar. Tamam bunun dediğimi yapabilirsiniz. Ama burası x'ten başka bir şey olursa bu kuralı uygulamayacaksın. Yapacağın şey ancak bu metot. Başka metot olmaz. Tamam arkadaşlar. Ezbere karşıyız. Evet 13 ve şeması gösterilmiş B kesişim C kümesi. Evet. Buradan bakalım. B kesişim C kümesinin alt küme sayısı. Yani kümelere geçmediğimiz için bir şey demiyorum aslında biz kümelere geçmedik ama ilk 16 sorun içerisinde olduğu için mecburi olarak e, yazmak zorundayım yani yoksa ben kümeleri bilmediğinizi bir kısmınızın en azından biliyorum. Şimdi A ile C'nin birleşimi arkadaşlar yani bunların her birine her birine isimlendirme yapabilirsiniz yani biraz karışık olacak ama X, Y, Z. A, B deseniz mesela bakın her birine isimlendirme yaptınız. A ile C'nin birleşimi yani bunların tamamı. Şimdi A ile C'nin birleşimi X artı Y artı Z artı A artı B 20 oluyor. B'den B birleşim B'nin kendisi A artı Z. Bak A artı Z artı A'dan C'yi çıkar diyor. Tamam arkadaşlar. Nasıl? Yani x olur mu? Olur. X Y Z. E, A birleşim C. Bir dakika. E, yok. A birleşim C. Yani tamamı işte. Tamamını alıyoruz. A birleşim C X 10 Tamamını alacağız. Her şeyin ne varsa alacağız. X Y Z. A B. Hepsini alıyoruz. Birleşim dediği o. Şimdi B zaten B var. B'nin kendisi zaten burada A artı Z. Bir de A'dan C'yi çıkarınca kalanı bulmamız gerekiyor. A'dan C'yi çıkarınca C dediğimiz olay burası. Burayı komple çıkarınca A artı B geliyor. Bakın. Ama A'yı zaten bir kere yazdığımız için bir daha A'yı yazmanıza gerek yok arkadaşlar. Tamam mı? İki defa A yazılmaz. Çünkü burada kümenin eleman sayısını soruyor. C'nin eleman sayısı da 10'muş. Yani x artı y artı z zaten 10'muş. Buradan zaten x artı y artı z'nin 10 oldu. Tamam. Şimdi dolayısıyla buradan zaten şurası 10'sa zaten mantık olarak burası 10'sa burası da 10. Şimdi a artı b zaten 10. Burası kaçmış? Zaten 10. O zaman z'yi buradan ne buluyoruz? 6. E zaten z dediğimiz B kesişim C kümesi arkadaşlar yani ikisinin kesişimi. burada direkt bunu buluyorsunuz. Alt küme sayısı dediğimiz olay da 2 üzeri 6 64. Yani bu tür sorular böyle isimlendirme yapılarak zaten kümeleri öğrendiğinizde banko bir net olduğunu kümelerde çok zor bir soru gelmediği sürece göreceksiniz. Kümeler aslında zor değildir. ÖSYM kümelerle ilgili bazı zorlayıcı soruları illaki var. Ama bazı sorular son birkaç yıldır kümeler gerçekten çok kolay geliyor arkadaşlar. Modüler aritmetik işlem banko bir netiniz var burada. X'in alabileceği değerlerin toplamı. Getirip yazıyorsunuz. Yani buradan e, 6'dan 3'ü çıkarıyorsunuz. 6 eksi 3 çarpı 7'den 3'ü çıkarıyorsunuz. 7 eksi 3'ün karesi 15'ten 3'ü çıkarıyorsunuz. Çarpı x eksi 3'ün karesi. Tamam. Genelde işlem geliyor zaten. Merak etme. Şimdi burası 3 çarpı 4'ün karesi. 4 çarpı 4 olarak yazdım. 12 çarpı x eksi 3'ün karesi şimdi bak 3 kere 4 12 buraya gitti o zaman kuralımız şu x eksi 3'ün karesi eşittir 4 ee, 4 nedir 4 2'nin karesi doğru mu o zaman 4 gördüğüm yere 2'nin karesi yazıyorum şimdi 1 direkt olduğu gibi x eksi 3 2 olabilir x buradan 5 olabilir İkincisi x eksi 3 eksi 2 de olabilir. X'e buradan 1 de verebilirim. X'in alacağı değerlerin toplamı 5 artı 1'den 6. X'e 1 de verebilirim. 5 de verebilirim arkadaşlar. Tamam mı? Unutmayın. Evet genelde ÖSYM'nin DGS'de sorduğu sıra sıralamasına göre sorular oluşturuyorum. Bilginiz olsun. Evet cevap anahtarını normalde paylaşmadım sizinle. Evet cevap anahtarı oluştu işte. <laughs> evet 15. soru. Seda ile Ali akıllarında tuttukları rakamları farklı 3 basamaklı birer sayıyı birbirlerine söylüyorlar. İkisinin de söylediği rakamla, sayılardaki rakamlardan sadece bir tanesinin ortak ve her iki sayının da 6 ile tam bölündüğü görülüyor. Seda ile Ali'nin aklında tuttukları sayıların farkı en çok kaç olabilir? He. İşte mesela ben bu tür sorulardan aslında genelde korkarım yani. Hani bilemiyoruz çünkü yani 876 çok yoğunlukta 880 var mesela yorumlarda. 3 basamaklı bir sayı ve ikisinin söylediği sayılardaki rakamlardan sadece bir tanesi ortak. Hmm. Aradaki fark. Yani 1 2 3 1 2 3 bir tane ortakmış. Hmm. Yani 6'ya bölünebilen bir değer. Rakamları farklı 3 basamaklı. Tuttukları rakamları farklı 3 basamaklı sayı. 9 8 desek şimdi 966'ya tam bölünüyor e, 984 desek mesela buraya 984 olabilir değil mi bunu verebilirim aslında ortak olması lazım e, yani şimdi 984 bunun bulabileceğimiz en büyük değer 990 olur 996 olur ama onlar rakamları farklı değil o zaman başka bir şey olur mu? 984 olabilir, 976 olabilir, 972 olabilir. Doğru mu? Hani verebileceğimiz değerler olarak bakalım. Mesela 960 olabilir. Şimdi baktığımızda ortak olanlar. Şimdi 984'e göre ortak olan bir sayı. Mesela ne olabilir? 6'ya bölünebilen bir değer. E, 100 108 olabilir. Doğru mu? Buna 108 veririm. Şimdi dolayısıyla 980 8, 9, 880 876 şu an bu durumda sağlıyor. Doğru mu? E, 976 e, zaten sonu 6 olan bir değer biraz olmuyor burada. 972'yi verebileceğim değer buraya mesela en yakın değer 102 olabilir. Ee, yani burada 870 olsa şıklarda 870 de Aslında olabilirmiş doğru mu yani burada da mesela verebileceğim bir değer buna da 102 verebilirim ya burada bulabileceğimiz yani 984 yukarı bulabileceğiniz en büyük değerdir arkadaşlar Buna göre 108 verirseniz 876 bu şartları sağlıyor rakamları farklı dediği için yani 984 verebileceğiniz en büyük değer arkadaşlar. Tamam? Oldu. Evet son soru. İki basamaklı AB doğal sayısının onlar basamağındaki rakam A kadar arttırıldığında elde edilen iki basamaklı sayı ile AB doğal sayısının birler basamağındaki rakam A kadar arttırıldığında elde edilen iki basamaklı sayının toplamı 136. Hmm. Şimdi onlar basamağındaki rakam. Şimdi AB iki basamaklı sayıyı onlar basamağındaki rakam A kadar arttırıldığında aslında ne kadar artmış oluyor? E, A'yı diyelim ki 3 arttırırsanız 10'a kadar artmış olacak. Artı e, A ve doğal sayısının birler basamağındaki rakam A kadar arttırıldığında yani buna yine A diyorsunuz. Burası 136 olacak. Şimdi burada çözümleme yapalım. 10A artı B artı 10A artı 10A artı B. Evet. 10A artı B artı A 136. 10A 20A 30A 31A 31 artı 2B eşittir. 136 A'ya buradan 4 veriyorsunuz. 124 dolayısıyla 12 lazım. Buraya 6 vermeniz lazım. 6 kere 4. 24 Tamam arkadaşlar? Yani DGS'de genelde karşınıza çıkabilecek ilk 16 sorunun zorluk seviyesi aşağı yukarı bu ayarda olur. Ama sınav psikolojisi olduğu için öğrenciler <laughs> genelde 15. soruda genelde stres yaşayacaklar. Söyleyeceğiniz stres kısmını söylüyorum. 13. soruda stres yaşayacaksınız. Genelde zorlanacağınız kısımlarla ilgili 12. soru mutlak değer olduğu için zaten eliniz ayağınız birbirine dolaşıyor. O da ayrı bir dünya. Zaten burada bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Ee, üstü sayıları genelde yapıyorsunuz. Mesela burada işte bu tür bir soru. Ben Sizi zorlayacak olan tek ve çift sayılarda genelde öğrenciler bu tür sorunları yaşıyorlar arkadaşlar. Tamam mı? yani bu kısımlarda genelde bir 4-5 soruda bir sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden genelde cebirler hiç full çıkmıyor. Cebirlerde illaki bir iki hata geliyor. Ben çok çalışmak lazım. Düzenli çalışmak lazım. Stres yapmamak lazım. Evet bu videoyu kaydediyorum.